9. sınıf Türk Edebiyatı dersinin 4. adımında coşku ve heyecanı dile getiren metinlerin ikinci kısmıyla devam ediyoruz. Girişimizi yapalım. 9. sınıf Türk Edebiyatı diyelim. Karşımıza şiir diliyle ilgili bölüm çıkmakta. Söz sanatları ve imge üzerinde duracağız burada. İmge nedir, ne değildir? Önce onun bir vurgusunu yapalım. Çünkü imgeli söyleyişin ne olduğu bazen sorulmakta ve öğrencilerimizden bazıları cevap verememekte. İmge sözcüklerin bilinen anlamlarının dışında onlara yeni anlamlar yüklemektir. Yani alışılmamış bağdaştırmalar da denilebilir buna. Sözcüklerin yan yana getirmesine bağdaştırma diyoruz. Yan yana gelmesine alışılmış durumlara, alışılmış sözcüklere, alışılmış bağdaştırma. Yan yana gelmesine alışılmamış terkiplere ise alışılmamış bağdaştırma diyoruz. Mesela cam kırıkları dediğimizde cam ve kırık kelimesinin yan yana gelmesi alışılmıştır. Buna biz alışılmış bağdaştırma diyoruz. Ama can kırıkları dediğimizde canla kırık kelimesinin yan yana gelmesine pek alışkın olmadığımız için buna da alışılmamış bağdaştırma diyoruz. İşte şairin hayalinde kendi benzetmeleriyle sözcükleri farklı şekilde yan yana getirmesine biz imge ifadesini kullanmaktayız. Söz sanatları en önemli unsurdur şiirlerde. O söz sanatlarıyla zaten şiirin şiir olduğunu vurgulayanlar var. Bunlardan da ilk kavramımız teşbih yani benzetmedir. Benzetme dört unsurdan oluşur. Benzeyen, kendisine benzetilen, benzetme yönü ve benzetme edatıdır. Benzetmenin ana amacı özellikle zayıf olan ve özellikle güçlü olana benzetme. Yani özelliği zayıf olanı özellikle güçlü olana benzeterek anlamı güçlendirmektir diyebiliriz. Benzeyen burada güçlü olan taraf değildir, zayıf olan taraftır. Benzetilen de o öge, o özellik tarafından güçlü olandır. Örneklerle bunu daha rahat kavrayabiliriz. Aslan gibi cesur çocuk. Burada cesur olma açısından tabii ki aslan daha güçlüdür. Çocuk da cesurluk açısından daha güçsüzdür özellik bakımından baktığımızda. O nedenle çocuk benzeyendir, aslan benzetilendir gibi benzetme edatıdır. Hangi açıdan benzetilmişse o da benzetme yönüdür. Bu örnekten çocuk benzeyen, aslan kendisine benzetilen gibi benzetme edatı, cesur benzetme yönü diyerek bütün benzetme unsurlarını görebilmekteyiz. Dört unsurun birden kullanıldığı, yani benzetilen, benzeyen, benzetme edatı, benzetme yönü gibi dört unsurun birden kullanıldığı teşbihlere tam benzetme adı verilir. Bazen bunlardan bir kısmı eksiktir. İşte benzetme yönü ya da benzetme edatı olmayabilir. Onların da kendi içerisinde adları olacak. Mesela aslan gibi çocuktur o dedik. Özelliğini belirtmedik. Aslan çocuktur dedik. Benzetme edatıyla benzetme yönü belli olmadı. Sadece benzeyen ve benzetilenle yapılıyorsa, yukarıda olduğu gibi aslan çocuk ifadesinde, ona teşbih-i beli adı verilir. Bizdeki adıyla güzel benzetme diyebiliriz. Çocuk bir yumak demiş. Çocuğun yumağa benzetilmesini de yine karşımıza çıkarmış. Örnek birinci sorumuz hangisinde teşbih vardır ama bu teşbihin dört ögesi de bulunacak. Yani benzeyen, benzetilen, benzetme edatı ve benzetme yönü. Bu tip sorularda önce benzetme edatını bulursanız daha rahat çözebilirsiniz. Çünkü benzetme edatının olmadığı unsurlar, seçenekler hemen elenecektir. Baktığınızda A seçeneğinde benzetme edatı yani edat yok. B'de de yok. C'de de yok. Ama D'ye baktığınızda kadar ifadesi var. E'ye baktığınızda yine direkt bir benzetme edatı yok. Her gölge bir insan kadar inceydi derken, gölge benzeyen, insan benzetilen, kadar benzetme edatı, incelik ve derinlik de benzetme yönü olarak yani dört unsurun da bulunduğu bir benzetme olarak karşımıza çıkmış. Etkinlikteki benzetmeleri siz bulmaya çalışırsınız. O etkinlikleri mutlaka yapın, konuyu daha iyi kavramanızı sağlayacaktır. İstihare diğer adıyla eğretileme. Eğretileme yine teşbih sanatıyla ilgili bir sanattır, yani istihare sanatı. Sadece benzeyenle benzetilenden biri söylenir. O iki ana unsur. Az önce vurgusunu yapmıştık. Benzeyenle benzetilen, benzetme edatı bir de benzetme yönü vardı. Benzeyenle benzetilenler ana unsurdur. Benzetme edatı ile benzetme yönü yardımcı unsurlardır. Burada ana unsurlardan sadece birisi söylenir. Yani ya benzeyen ya da benzetilen söylenecek. Eğer benzeyen yoksa, sadece benzetilen varsa buna açık istihare ediyoruz. Sadece benzetilen olacak. Ama benzeyen varsa, benzetilen yoksa buna da kapalı istihare edeceğiz. O halde şöyle diyebiliriz. Benzetilen varsa açık istihare, benzeyen varsa kapalı istihare.
Buraya dikkat ettiğimizde koçum nasılsın derken bir insan koça benzetilmiş. Yani sadece benzetilen var. O zaman benzetilen varsa açık istiare. İyiyim şekerim derken karşındaki kişiyi şekere benzetmiş. Ama o kişiden benzeyenden bir durum yok. Yani yine bu kısım bir açık istiare örneğidir. Şiirlerde bakalım. Bir hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor derken şehitler burada, şehitlerin ölümü burada güneşin batmasına, yani şehitler güneşe benzetilmiş. Şehit benzeyen yok, güneş benzetilen var. Benzetilen varsa açık istiaredir diyebiliriz. Diğer örneklere baktığımızda bir aslan miyav dedi, minik fare kükredi, fareden korktu kedi, kedi pır uçuverdi. Bu da kapalı istiarenin örnekleridir. Sebebi de şu. Bir aslan miyav dedi derken aslan miyavlama açısından kediye benzetilmiş. Benzeyen var ama benzetilen yok. Benzeyen varsa, benzetilen yoksa buna da kapalı istiare diyoruz arkadaşlar. Minik fare kükredi. Fare aslana benzetilmiş. Fare benzeyen ama benzetilen yok. Fareden korktu kedi. Kedi pır uçuverdi. Kedinin uçuvermesi yine kedi kuşa benzetilmiş. Benzeyen var ama benzetilen yok. Benzeyen var, benzetilen yoksa bunlar tamamen kapalı istiare örnekleridir. Ay zeytin ağaçlarından yere damlıyordu derken ayın yere damlaması arkadaşlar. Damlamak sıvılara ait bir özelliktir. Burada ay dediğimiz doğa unsuruna aktarılmıştır. Yani ay sıvıya benzetilmiş. Benzeyen var ama benzetilen yok. Genç adamın sözleri kızın yüreğini yakıyor derken sözler burada ateşe benzetilmiş. Benzeyen var, benzetilen yok. O nedenle bunların hepsi tamamen kapalı istiare örneğidir. Burada bir uyarı var. Kişileştirmenin olduğu yerlerde kapalı istiare de mutlaka vardır. Çünkü bu tür söyleyişlerde aşağıdaki örneklerde olduğu gibi doğadaki herhangi bir varlık insana benzetilir ama insan dile getirilmez. Yani bütün kişileştirmelerde arkadaşlar benzeyen vardır ama benzetilen insan söylenmemiştir. Bunlar da kişileştirme konusuna geldiğimizde tekrar ederiz. Mecaz-ı Mürsel ad aktarması. Mecaz-ı Mürsel'in tanımı şudur. Bir adın yani bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeden başka bir adın yerine aktarılmasıdır. Çeşitli örnekleri var. Mesela dün geceyi de Van dışarıda geçirdi derken Van'dan kastedilen Van'da yaşayan halktır. Halk adının anlamı Van adına aktarıldığı için adı üstünde buna ad aktarması diyeceğiz. Yani bir yer verilip o yerde yaşayanların kastedilmesi sıkça kullanılan ad aktarması örneklerindendir. Ayaklarını çıkarmadan içeri girme derken ayaktan kastedilen ayakkabıdır. İç dış ilişkisinden yola çıkarak ad aktarması yapılmıştır. Yine sıkça yapılan eser ve sanatçı arasındaki ilişkiden doğan ad aktarmalarıdır. Orhan Veli elinden düşünmüyor derken Orhan Veli'nin kendisini değil, kitabını kastedilmiş diyebiliriz. Olarak karşımıza çıkmış. Verilen etkinliklerde üst kat yine altı numara ile tartışıyor derken üst kat ve altı numaradan kasıt o yerde yaşayanlardır. Diğer örnekleri de kendiniz bulabilirsiniz. Örnek soruya geçelim. 98 ÖSYS'de çıkmış bir soru. Yaşlı bir kadının öldürülen tek oğlu için duyduğu acıyı dile getiren bu dörtlükte aşağıdaki açıklamalardan hangisine uygun bir söz sanatı vardır? Ana varza at oynağı, kana bulanmış gömleği, kıyman, azalımlar, kıyman, kör karının bir değneği. Kör karının bir değneği derken yaşlı kadın çocuğun kendisinin tek dayanağı olduğunu vurgulamaya çalışırken değnekten kasıt oğul olmuş. Oğul kelimesinin yerine değnek kelimesi kullanıldığı için ki burada da bir benzetme amacı olmadığı için bir sözcüğü gerçek anlamı dışında başka bir sözcük yerine kullanma olacak. O nedenle cevabımız ad aktarmasının tanımı olan C seçeneğidir. Teşhis kişileştirme aslında teşbihe yakın bir söz sanatıdır. Yine teşbihle ilgilidir diyebiliriz. İnsana ait özellikleri insan dışı varlık ya da kavramlara aktarmaya biz teşhis diyoruz. Örnek cümleye baktığımızda sarhoş martıların kovaladığı hırçın rüzgar, serseri kaldırımların şefkatine sığınırken utangaç yüzünü gösterdi güneş. Güneşin utangaç olması, martının sarhoş olması, rüzgarın hırçın olması düşünülemez. Bunlar insana ait özelliklerdir ve doğaya aktarıldığı için, doğadaki varlıklara aktarıldığı için o varlıklar kişileştirilmiştir diyebiliriz. Onun ölümüne gökyüzü ağladı. Ağlamak insana aittir. Gökyüzü kişileştirilmiş. Göğün mağrur bakışlı bulutları, mağrur olmak yine insana aittir. Diğer örneklerde kendiniz bulabilirsiniz. Örnek soruya geçelim. Bu parçadaki numaralı cümleler hangilerinde kişileştirme sanatı vardır? Güneş yavaş yavaş yükselirken antik kent aydınlanmaya başlıyor. Güneşle birlikte kentin geçmişindeki bilinmeyen yönlerin de ortaya çıkacağını sanıyor insan. Ama bir süre sonra yanıldığını anlıyor. Yüzyıllardır yalnızlığa alışmış, unutulmuş,
bu kentin geçmişini düşünüyor. Burada hemen duralım. Yalnızlığa alışmış kent. Yalnızlığa alışmak insana ait bir özelliktir. Kente aktarılmış. Yani üçüncü cümlede var. O halde üç olmayanları eleyelim. Yani cevabımız ya C seçeneği ya D seçeneği kaldı. Acaba bu tiyatro sahnesinde kaç oyun sergilendi? Odeon'da ne gibi sorunlar tartışıldı? Ölümüne savaşlar nasıl yaşandı buralarda? Bugün bütün bunlardan habersiz, tarih sahnesindeki rolünü tamamlamış ve mağrur bir sessizliğe gömülmüş bir kentle karşı karşıyayız. Yine mağrur sessizliğe gömülmüş kent. Burada da kentin mağrur olması düşünülemez, insana ait bir özelliktir. O nedenle cevabımız C seçeneği de eledikten sonra D seçeneği olarak karşımıza çıkar. İntak sanatı nutuk kelimesinden gelir. Nutuk konuşmaktır. İntak da insan dışı varlıkları canlı ya da cansız konuşturma sanatıdır. Mesela verilen örnekte mor menekşe bana dokunma diye bağırdı. Minik kuş anne beni rüyalar ülkesine götür diye yalvarıyordu. Kuşun menekşenin konuşması insan dışı varlıkların konuşturulduğunu gösterir. Bu da intak sanatıdır. İntak sanatının olduğu her yerde teşhis sanatı vardır. Zaten konuşmak insana ait bir özelliktir. O nedenle teşhis vardır diyebiliriz. Tezat, tezat kelimesinin içerisinde zıtlık kelimesini görebiliriz. Zıt kavramların, zıt anlamlı sözcüklerin bir arada, karşıt sözcüklerin bir arada bulunduğu söz sanatıdır. Sana çirkin dediler, düşman oldum güzelin, çirkinle güzel. Yine gülmekle ağlamak, düşmanla dost, doğmakla batmak bunlar zıtlık olduğunu göstermekte. Mübalağa sanatı bizdeki adıyla abartma sanatı. Bir durumu olduğundan fazla ya da az gösterme sanatıdır. Alem sele gitti gözlerimin yaşından derken çok ağlamayı abartarak sele benzetmişler. O nedenle burada bir çoku daha çok gösterme yani abartma sanatı vardır. Ölüm indirmede gökler, ölü püskürtmede yer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer. Yine çok fazla insanın öldüğünü dile getirme amacıyla göklerin ölüm indirmesi, yerin ölü püskürtmesi gibi abartılı ifadelere başvurulmuştur diyebiliriz. Aramazdık gece mehtabı yüzün parlarken, bir uzak yıldıza benzerdi güneş sanmarken. Sevgilinin yüzünün parlaklığını anlatmak için güneşten daha parlak olduğu ifade edilmiş. Yani çoku daha çok göstererek yine bir abartma sanatı yapılmış. Cinas sanatı sesli sözcüklerle yapılan sanattır. Cinas'ta uyakta söylemiştik yazılış aynı anlam farklı sözcüklerle yapılır. Ya yeteneksizsiniz ya yeteneksizsiniz. Burada yeteneksizsiniz kelimesi alt aşağıda da yeteneksizsiniz olarak ikiye ayrılmış. Üste tek kelime altta iki kelime. Yazılış aynı ama anlam farklı olduğu için burada cinas sanatından yararlanılmıştır diyebiliriz. Bu ne güzel bir gül, hiç ağlama hep gül. Üste bitki olan gül, çiçek çeşidi. Altta ise gülmek fiili. Ey kimsesizler, el veriniz kimsesizlere. Onlardan ancak el verecek kimsesizlere. İlk örnekte olduğu gibi üste tek kelime, altta ise iki farklı kelimeden oluşmuş. Yazılış ses bakımından daha doğrusu aynı ama anlam bakımından farklı örneklerdir diyebiliriz. Örnek soruya geçelim. Hangisinde cinas vardır? Burada cinas incelendiğinde, soruyu incelediğinizde arkadaşlar B seçeneğinde olduğunu göreceksiniz. Yer yer kelimelerinde. Kısmetindir gezdiren yer yer seni derken orada mekan anlamında kullanılmış yer, mekan. Arşa çıksan akıbet yer yer seni derken yemek fiili olarak kullanılmış. Yazılış aynı, anlam farklı olduğu için cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkmış. Geldik bir diğer sanata, istifham sanatı. Fehim kelimesinden gelir, fehim soru sormaktır. Burada da istifham soru sorma sanatıdır. Eğer bir dizede şair soru soruyorsa orada istifham sanatı vardır diyebiliriz. Beni candan usandırdı, cefadan yar usanmaz mı? Felekler yandı ahımdan, muradım şemi yanmaz mı derken dizelerde soru sorulmuş. Soru sorulduğu için biz burada istifham sanatı vardır diyebiliriz. Nerede kardeşlerin cömert Nil, yeşil Tuna, giden şanlı Akıncı, ne gün döner yurduna derken her iki dizede de sorular sorulmuş. Yani istifham sanatına yer verilmiş. Hüsnü Talil bir olgunun sebebini daha farklı olduğunun dışında doğal durumunun dışında bir sebebe bağlamadır. Yani doğal nedeninin dışında başka bir nedenle dile getirilmesidir diyebiliriz. Ateşten kızaran bir gül arar da gezer bağdan bağa çoban çeşmesi. Ya suyun akması eğimli yerler vardır, yokuş aşağıdır falan. Su kendiliğinden akar ama burada bir gül aramasına bağlanmış. O nedenle burada Hüsnü Talil sanatına yer verilmiştir diyebiliriz. Hüsn güzellik demek, talil sebep demek, güzel sebep olarak da adlandırılır.
O kadar çaldı ki yürekten, türküler aşındırdı kavaldan. Doğal sebep kaval eskidiği için zamanla aşınıyor. Doğal olmayan sebep kaval işte o türküleri çok yanık çaldığı için daha çabuk aşındı gibi bir sebebi bağlamış. Yine verilen örneklerde de karşımıza çıkabilir. Örneğin güzel şeyler düşünelim diye yemyeşil oluvermiş ağaçlar. Ağaçların yemyeşil oluvermesinin asıl sebebi baharın gelmesidir. Ama şair burada ağaçların yemyeşil olmasını güzel şeyler düşünmeye, daha farklı o gerçek olgusunun dışında bir sebebe bağladığı için burada da yine hüsnü tali sanatı vardır diyebiliriz. Tevriye sanatı iki anlama gelecek bir sözün uzak anlamını kastetme sanatıdır. Örnek olarak verilen metne baktığımızda aşkın şiirli şarkısı yüzlerce dildedir. İspanya neşesiyle bu akşam bu zildedir. Dil kelimesi hem iletişim organ olarak kullanılır hem de gönül olarak kullanılır. Burada gönül ve iletişim aracı olarak iki farklı anlam taşıdığı için biz burada tevriye sanatına yer verilmiştir diyebiliriz. Yar beni göğsünde bir gül sayardı, yar benden incinir şimdi. Bu dizelerde kullanılan beni sözcüğü iki farklı anlam çağrıştırmaktadır. Doğru. Ben vücuttaki yüzdeki siyah noktadır. Bir de şahıs zamiri olan ben vardır. İlk dizede de beni derken neyi kastettiği tam belli değildir. O nedenle iki anlama gelen bir söz olduğu için biz burada yine tevriye sanatı vardır diyebiliriz. Gül yağını eller sürünür, çatlasa bülbüller. Ellerden kasıt burada gerçek anlamda el bir organ olarak kullanılabilir. Bir de yabancı anlamındaki el olabilir. O nedenle burada da tevriye sanatı vardır. Beyefendi ailenin güneşi, sen de ayısın. Derken yine bir güneş ay meselesine yola çıkacak olursak bir gök cismi ay olarak düşünebiliriz. Bir de muzipçe ayı anlamına gelen bir hayvan ismi kullanılmış olabilir diyeceğiz. Tecavülü Arif. Arif bilgin demek. Tecavül. İçerisinde zaten cahil kelimesi gizli. Yani bilginken cahilmiş gibi gösterme kendisini. Bilip de bilmezlikten gelme olarak adlandırılır. Ve genelde de cevabını bildiği sorularla karşımıza çıkar şairler. Bakalım örneklerine. Örneklerinden daha rahat anlayabilirsiniz. Şakaklarıma kar mı yağdı, ne var? Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz? Derken, yani bir insan aynanın karşısına geçip şakaklarına ki beyazlığın kar olmadığını bilir. Ama şair burada yaşlılığın getirdiği üzüntüyle düşüncelerini daha ince bir şekilde dile getirmiş. Tecavüz Arif sanatı yapmış. Benim mi Allah'ım bu çizgili yüz derken aynanın karşısındaki yüzün kendisi olduğunu zaten bilmekte. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Taşın sert olduğunu, suyun insanı boğduğunu, ateşin yaktığını zaten bilmekte. Ama burada bilmezlikten gelmekte. Ben miyim yıllar yılı çalışıp didinen ve şimdi beş parasız sokak sokak gezinen? Ben miyim derken aslında benim demeye çalışıyor. Cevabını biliyor ama yine de soru sormuş. İşte bu cevabı bilinen ama bilinmezlikten gelen bu soru sormalara biz tecavülü Arif sanatı diyeceğiz. Telmih, hatırlatma, anımsatma sanatı olarak da değerlendirilir. Geçmişte yaşanmış bir olay veya bir hikaye şiirde konu edilmişse, ona değinilmişse, ona hatırlatma yapılmışsa biz buna telmih sanatı diyoruz. Verilen örneğe baktığımızda ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı derken Bedir Savaşı'na bir hatırlatma yapılmış. Ekmek Leyla oldu bre dostlarım, Mecnun olup ardı sıra giderim deyince de Leyla ile Mecnun adlı hikayeye bir gönderme yapılmış. Kinaye, bir sözün hem gerçek hem de meciz anlama gelecek şekilde kullanılmasına kinaye denir. Kinayede genelde meciz anlam kastedilir. Kötü gününde elinden tuttu derken birinin gerçekten elinden tutmuş olabilir. Ama aynı zamanda ona yardımcı olmak anlamında da kullanılabilir ki burada da yardımcı olmak anlamında karşımıza çıkar. Kinaye genelde atasözlerine ve deyimlerde sıkça kullanılan unsurlardır. Bazen şiirlerde de olabilir. Şu karşıma göğüs geren taş bağırlı dağlar mısın? Bağır sine demek. Dağların sinesi yani içi tamamen taştır. Bu gerçek anlamda böyledir. Ama taş bağırlı dağlar mısın derken senin kalbin yok mu? Taş kalpli misin demeye çalıştığı için mecazını kastediyor. O nedenle burada arkadaşlar kinaye vardır diyebiliriz. Tarih tersini kastetme sanatıdır ama tersini kastederken o kişiyle alay etme amacı taşır.
Zaten açıklamaya baktığınızda birini küçük düşürmek ve onunla alay etmek amacıyla sözün ya da kavramın gerçek ve meciz anlamı dışında tersini kastetmek sanatına tariz denir. Düşük not alan bir öğrenciye Allah nazardan korusun bu ne büyük başarı derken aslında çok başarısız bir öğrenci olduğunu vurgulamaya çalışmıştır diyebiliriz. Tenasüp uygunluk sanatıdır. Anlam bakımından aralarında ilgi bulunan iki veya daha fazla sözcüğün bir arada kullanılmasına tenasüp denir. Anlamca birbirini çağrıştıran uygun kelimeler arkadaşlar aynı dizelerde kullanılıyorsa biz burada tenasüp sanatı vardır diyebiliriz. Örnek olarak verilen dizelere bakalım. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip. Nedir bu zulüm, bu haksızlık, bu işkence? Baktığımızda ilaç, tabip, dert bunlar kendi içinde bir tenasüp sanatını oluşturmakta. Zulüm, haksızlık, işkence de yine birbirini çağrıştıran kelimeler olduğu için kendi içerisinde bir tenasüp sanatıdır. Diğer örneğe bakalım. Kılıçla, mızrakla, topla, tüfekle başımız bir kere eğilmemiştir deyince kılıç, mızrak, top, tüfek bunlar birbirini çağrıştıran sözcükler olduğu için tenasüp sanatı vardır diyebiliriz. Left ve neşir dizede söylenen bir sözün aynı anlamı çağrıştıracak şekilde başka sözcüklere tekrar dile getirilmesidir. Tenasüp sanatının simetrik hali denilebilir. Bazen alt alta anlamca ilgili kelimeler, birbirini çağrıştıran kelimeler, bazen de çaprazlama kullanılabilir. Örneğe bakalım. Gönlümde ateştin, gözümde yaştın, ne diye tutuştun, ne diye taştın. Dikkat edecek olursak, ateş ve tutuşmak çağrıştıran kelimelerdir. Alt alta verilmiş. Yaş ve taş yine öyle. Yani bunlar aynı kelimenin farklı bir şekilde verilmesiyle de lef-ü neşir olarak karşımıza çıkmış diyebiliriz. Kaptanla gemi yürüten, çiftçiyle tarla süren, esnafla alışveriş yapan yine aynı dizilişe sahip olarak verilmiş. Fırtına, alabora, su ve boğmak kelimelerinin de alt alta verildiği gibi. Secinin şiirle bir ilgisi yoktur ama yine bir kafiye çeşididir. Düz yazıda kafiyedir. Bazen özellikle divan şiiri sanatçıları seciyi sıkça kullanmıştır. Bazen sanatçılar düz yazıda da uyağa yer verebilir. Bir cümle içerisinde kelimeler arasında uyak varsa orada seci kullanılmıştır diyebiliriz. Hisarat, Türk'ün kuvveti, küçük suda neşesi, kağıthanede zevk ve şevki, Eyüp'te manevi yazı, surlarda atılışı, hava gibi teneffüs edilir, o kadar barizdir. Kuvveti, neşesi, şevki, sondaki ilere dikkat ederseniz uyak yapılmaya çalışılmıştır diyebiliriz. Yani düz yazıda uyak kullanıldıysa arkadaşlar buna seci ifadesi kullanılmıştır denilir. Tekrir. Tekrar kelimesiyle aynıdır. Aynı kelimenin sıkça tekrar edilmesiyle oluşturulan sanattır. Örnek olarak verilen şiire baktığımızda beni bende demen, bende değilem, bir ben vardır bende, benden içe ruh derken ben kelimelerini sıkça geçtiğini görüyoruz. Yani tekrar edilmiştir, tekrar sanatı kullanılmıştır diyebiliriz. Kimsesiz ve kimse kelimelerine dikkat edersek kimse kelimesi sıkça alttaki örnekte kullanıldığı için orada da tekrar sanatı vardır. Nida sanatı seslenme sanatıdır. Ünlemlerle oluşturulur. Hey, bre, behey gibi ünlemler vardır. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker derken ey seslenmesini görüyoruz. Gel sevgili sana diyeceklerim var derken gel ifadesinde yine bir seslenme vardır diyebiliriz. Diğer sayfamızda birkaç tane soru çözelim ve bu dersimizi de noktalamış olalım. Birinci soruya bakalım. Uzun cümle uzun bir çöldür dedi size. Cümle burada çöle benzetilmiş. Bu dizede olduğu gibi aralarında çeşitli yönlerden benzerlik bulunan iki varlıkların zayıfını kuvvetliye benzetmeye adı üstünde benzetme sanatı. Benzetme sanatında diğer adı arkadaşlar teşbih olduğu için bu sorunun cevabı teşbih olacak. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirmelidir? Benzeyen veya benzetilen sadece biriyle yapılan sanat istiare olacak. İstiare olacağı için iki boşluk. A'yı eleriz, B'yi eleriz, C'yi ve E'yi eleyemeyiz. İki seçenek kaldı. Sadece benzetilen varsa açık istiare. Gerçi burada da E'de de istiareyi kullanmadığı için zaten cevap çıktı da biz yine de bakalım. Sadece benzeyenle yapılırsa kapalı istiare. Bu nedenle cevabın C seçeneği olması gerekir. Dördüncü soruya bakalım. Yukarıdaki 4001'in dizesinde görülen belirgin söz sanatı hangisidir? Olmaz meleğim böyle bir aşk derken şahıs karşısındaki kişiyi meleğe benzetmiş. Benzeyen yok ama benzetilen var. İkisinden biri söylendiği için burada söz sanatı olarak istiare kullanılmıştır diyeceğiz.
Dokuzuncu soruya bakalım. Bu dizelerdeki sanatlı söyleyişin benzeri hangisinde vardır? Yorgun kuşlar dökülüyor göklerden derken aslında ilk iki kelimeden çıkıyor. Hangisi sanatı kullanıldı? Yorgun kuş teşhis olduğunu gösterir. Çünkü kuşların yorgun olması değil, insana ait bir özelliğin kuşa aktarıldığını göstermekte. Verilen seçeneklerde de sadece bilge ve gün görmüş martılar ifadesinden yola çıkacak olursak burada teşhis sanatını görmekteyiz. O nedenle cevap Bursa olacak. Haliç'te bir vapuru vurdular 4 kişi. Demirlenmişti, eli kolu bağlıydı, ağlıyordu. Vapurun vurulması, demirlenmesi olabilir de vurulması, eli kolu bağlı olması, ağlaması vapurun kişileştirildiğini gösterir. Bu nedenle cevabımız B seçeneğidir.